Peki arkadaşlar maksimum nem nedir? Ve karşımıza hangi soruları çıkartabilir? Onlara bir göz gezdirelim. Maksimum nem dediğimiz herhangi bir sıcaklıkta bir hava kütlesinin en fazla lütfen buradaki vurga dikkat edelim. En fazla taşıyabileceği nemdir. O zaman şöyle bir detay verirsek demek ki elimizde bir kap olsa bu kap 100 gramlık taşıma kapasitesine sahipse yine başka bir kabımız 50 gramlık taşıma kapasitesine sahip ise ne diyoruz? Hangisinin maksimum nemi daha fazladır diye bir soru çıkarsa karşımıza. 100 gram çok daha fazla maksimum neme sahip, 50 gram ise daha az bir maksimum neme sahiptir. Bunu da unutmayalım. Bununla ilgili önemli bir notumuz var. Ayrıntılara dikkat etmeliyiz. Sıcaklık ile maksimum nem oranında doğru bir orantıyı göreceğiz. Yani aralarında doğru bir orantı vardır. Buna göre maksimum nem acaba neylerde fazla neylerde azdır? 1. Ekvatorda fazla, kutuplarda ise azdır. 2. Sabah az, öğlen fazladır. Burada neyi düşüneceğiz? Sabah hava daha soğuk. E demek ki maksimum nemle sıcaklık arasında doğru bir orantı var ise, e, sabahları bu oranla olacak, daha da az olacak. Öğleden sonra ise ısınma arttığı için haliyle maksimum nem de artacak. 3. Alçaklar da fazla. Neden alçaklar daha sıcaktır bunu da unutmayalım. Yine sıcaklıkla maksimum nemin orantısı düşünülürse alçaklar da fazla. Yükseklerde maksimum nemin daha az olduğu rahatlıkla söylenebilir. Peki ikinci olgumuz mutlak nem nedir? 1000 metreküp havanın içinde bulunan nemin gram cinsinden değerine mutlak nem denir. Mutlak nemin dağılışında sıcaklık önemli bir etkiye sahip. Su kaynakları yine önemli bir etkiye sahip. Yine mutlak nem sabah az, öğlen fazla. Demek ki maksimum nemli aralarında doğru bir orantı var. Yazın fazla çünkü sıcaklık fazla. Kışın az çünkü sıcaklık daha az. Hemen notumuza bir göz atalım. Havanın neme doyması ve yağışın başlayabilmesi için mutlak nemin mutlaka ve mutlaka maksimum nemi aşması gerekir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Eğer bir havada yağış başlasın istiyorsak mutlak nem değerini mutlaka maksimum değerinden daha fazla tutmalıyız. O yüzden yağışın başlaması için mutlak nemin maksimumu aşması gerekir diyoruz. Peki son nem oranımız bağıl nem ya da diğer adı nispi oransal nem nedir? Belirli bir sıcaklıktaki havada bulunan su buharı miktarının yani mutlak nemin az önce öğrenmiştik bunu, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına oranıdır arkadaşlar. Bağıl nem demek ki oransal bir ifade. Bunu da unutmayalım. Bağıl nem formül olarak isterse bizden mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 formülüyle bağıl nem oranını rahatlıkla bulabiliriz. Önemli iki notumuz var. Lütfen bu notlara dikkat edelim. Sıcaklık ile bağıl nem arasında ters bir orantı var. Lütfen unutmayalım. Hemen tekrar ediyorum. Sıcaklık ile bağıl nem arasındaki bağıntı bize sorulursa ters bir bağıntı. Yani ters orantıya sahipler diyeceğiz. O zaman sıcak bağıl nemimiz az. Soğuk bağıl nemimiz aksine fazla. Nem açığı nedir? Şimdi örneğimizde nem açığının ne olduğunu açıklamamız daha rahat olacak. Maksimum nem neydi arkadaşlar? Sıcaklıkla doğru orantılıydı. Sıcaklık ve maksimum nem nedir? Birbiriyle doğru orantılıdır. O zaman bakın maksimum nemimiz 18,30 gram. Yani havanın taşıyabileceği nem miktarı 18,30 grammış. Bu onun maksimum değerini verdim. Peki, içerisindeki su miktarı olarak düşünürsek, yani nem miktarı olarak düşünürsek, bakın içerisinde ne varmış? 15.30 gramlık bir mutlak nemimiz varmış. Bunu şöyle düşünelim. Bu bardağımız, bardağımız 18,30 gram nem alıyormuş. Bu ise bardağın içine koyacağımız su. Yani nem miktarımız. Bu bardağın içerisine 15,30'luk suyumuzu koyarsak, bakın arada ne kadarlık bir açık kaldı? 3 gramlık. O zaman az önce sorduğumuz nem açığı nedir dediğimiz şey aslında bardak, bardağın içerisine koyduğumuz su ve o suyun orada yarattığı doluluk oranı da bağıl nem olacak. Bize nem açığını sordu. Ne diyeceğiz? 3 gramlık nem açığı bulunmaktadır. Demek ki tam olarak dolmadığı için burada taşma mümkün değildir. Yani bağıl nemi de halen %100'ü ne yapmadı? aşmadı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Merkezler verilmiş bize. 1, 2, 3 ve 4. merkezler. Ve bunların sahip olduğu mutlak nem ve bağlı nem ile nem açıkları oranları verilmiş. Ama burada ben bağlı nem ve nem açığını özellikle bulalım istediğim için oraları boş bıraktım. Şimdi maksimum nem. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Maksimum nem havanın taşıyabileceği maksimum nem gram cinsinden maksimum nemi verecekti. Mutlak nem ise yine gram cinsinden o havanın içinde bulunan nem miktarını bize rahatlıkla verecekti. Birinci merkezde maksimum nemimiz 30 gram. İkinci merkezde maksimum nemimiz 20 gram. Yine üçüncü merkezde 13 gram, dördüncü merkezde 50 gram verilmiş. Peki mutlak nemlere bakalım. Birinci merkezde maksimum nemimiz 30 gram. İkinci merkezde mutlak nemimiz de 30 gram. O zaman bakarsak bunların bağıl nemi nedir? Yüzde yüzdür arkadaşlar. Yani tamamen dolu. O zaman nem açığı var mı ortamda? Hayır. Nem açığı yok. Yüzde yüz dolu. İkinci merkeze bakalım. 20 gramlık maksimum neme sahip. içerisinde ise 10 gramlık mutlak nem bulunmakta. Demek ki bunun bağıl nemi %50. Yani kabın henüz yarısı dolu. Nem açığı ne kadardır? Kaç gramdır? 20 gram alabilen kaba 10 gram koymuşuz. Demek ki henüz ortamda 10 gramlık ne var? Nem açığı var. Üçüncü merkezde 13 gramlık havanın alabileceği maksimum neme biz 15 gramlık mutlak nem koymuşuz. Yani ne olacak arkadaşlar? Bağıl nem %100'den fazla. Ortamda yağış başlamış mıdır? Evet, bağıl nem %100'ü geçerse ortamda mutlaka ve mutlaka yağış başlar. Nem açığımız var mı? Nem açığı yok. Peki dördüncü merkez. Maksimum nemi 50 gram. 50 gram alabiliyor. Ben içerisine 10 gram koymuşum. Ne kadar boş arkadaşlar? 40 gramı daha boş. Yani 40 gramlık bir nem açığı bulunmakta merkezin. Bağıl nemi nedir derse hemen bakalım. Bağıl nemi 5'te 1 oranında yani %20 arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bize hangisinde yağmur yağmakta derse ne diyeceğiz? Üçüncü merkezde yağış başlamıştır. Birinci merkez yağışa en yakın alandır. Başlamak üzeredir. İkinci merkez henüz yağıştan yüzde 50 oranında uzak kalmıştır. Dördüncü merkez ise yağışa en uzak merkezimizdir. Bunu da unutmayalım. Peki diğer örneğimizde merkezlerin yükselen hareketleri ve yatay hareketleri gösterilmiş. Sorularımız yanında hemen hangi rüzgarlar maksimum nemi arttırır diyor. Maksimum nem deyince aklımıza ne gelecekti? Hemen onu yazalım. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantıya sahipti. O zaman birinci hava yükselici hareket ettiği için ne olacak arkadaşlar? Sıcaklığı azalacak. O zaman maksimum nem ne yapmalı? Azalmalı. İkinci hava aşağı doğru indiği için sıcaklığı sürtünmenin de etkisiyle artacak. E maksimum nem ile sıcaklık doğru orantılı ise demek ki ikinci merkezimizde maksimum nem artmaktadır. Üçüncü merkezde ise maksimum nemde herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü havamız aynı enlem değerlerine gitmekte ve bir değişikliğe uğramamaktadır. Bunu da unutmayalım. İkinci sorumuz hangi rüzgarların bağıl nemi arttırması beklenir? Şimdi bağıl nem neydi? Hemen onun orantısını yazalım. Bağıl nem sıcaklık ile ters orantılı ise. Hemen bakalım sıcaklığa azalan merkezde demek ki bağıl nem kesinlikle ne yapmalı? Artmalı birinci merkezine sıcaklık azaldığına göre ne olacak arkadaşlar? Birinci merkez bağıl nemin en fazla artacağı yer olacak. İkinci merkezde sıcaklık arttığına göre ve bağıl nem sıcaklıkla ters orantılı olduğuna göre ikinci merkezde bağıl nemimiz ne yapacak? Sürekli azalacak. Üçüncü merkezde yine bir değişiklik olmayacak. Çünkü aynı enlemlerde gitmekte üçüncü merkezimiz. Peki hangi hava akımlarında havanın nem açığı artmaktadır? Nem açığı neydi arkadaşlar? Yağıştan uzaklaşmak diyebiliriz biz buna. Burada bağıl nem arttığına göre birinci merkezde yağışa yaklaşıyor. Evet yağışa yaklaşan havamız. İkinci merkez ise tam tersi yağıştan uzaklaşan havamız. Üçüncü merkezde bir değişme yok. O zaman şimdi bize soru olarak karşımıza hava akımlarını havanın nem açığı artmaktadır dediğine göre yağıştan uzaklaşan merkezlerde nem açığı ne yapar arkadaşlar? Artar. O zaman ikinci merkezde nem açığı artmakta. Hangi merkezde maksimum nem artıyordu? Tabii ki yine ikinci merkezde artıyor idi. Müzik